İzleyenleri biz LG Tohum'la birlikte Çorum Mecitözü'ndeyiz. LG Tohum'la birlikte bir serüvene başladık. Biz ilk ayağını Tekirdağ'da gerçekleştirdik. İkinci ayağı da Çorum Mecitözü'nde. Kırmızının gücü tarla günlerindeyiz. Biz şu anda yanımda çok kıymetli konuğum Zekeriya Bey var ve Fatih Bey var. Bugün bizi Çorum'da misafir ettiler. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizleri tekrar Tekirdağ'dan sonra Çorum'da misafir ettiğiniz için. Hoş geldiniz Sevda Hanım. Tarla günümüze. Bugün de konumuz yine ayçiçeği. Bu bölgenin ayçiçeğini ve çiftçilerini dinleyeceğiz. Buradaki çeşitleri dinleyeceğiz. Bölgeyi dinleyeceğiz sizden. Bölgenin dinamiklerini dinleyeceğiz. Vakit kaybetmeden canlı yayınımızda da süremiz kısıtlı. Öncelikle biz çok kısa Zekeriya Akgül'ü tanıyalım. Sonrasında Fatih Bey'e dönelim. Buyursunlar sizi tanıyalım. Sonrasında hemen bölgeyi dinleyelim sizden. Teşekkür ederim. Ben firmada ürün müdürü olarak görev yapıyorum şu anda. Yaklaşık 15 yıldır firmada çalışıyorum. Bölgede Kırmızının Gücü tarla günlerinin ikinci ayağı olan Çorum'da olmamız bize ayrıyetten bir mutluluk veriyor firma çalışanları olarak. Çünkü Trakya Birlik ve Karadeniz Birlik ortaklı olan bir firmada çalışıyoruz biz. Bu bölgede de Karadeniz Birliği'nin sorumlu olduğu alanda şu anda gerçekleştiriyoruz tarla günümüzü. Çorum bölgesi çok özel bir bölge Karadeniz bölgesinde. Ayçiçeğinin en çok ekildiği alan olarak bulunan bir ilimiz ve yeni çeşitlerimizi, yeni trendlerimizi de buradan üreticilerimize tanıtıyor olmak da bizleri ayrıca mutlu etmiş oluyor. Bugün biraz daha şanslıyız galiba. Tekirdağ'da biraz daha sıcak hava vardı ama bugün burası mis gibi. Çok da teşekkür ediyorum. Aynı yoğunluk Önder çiftçilerimizden. Karşımızda da büyük bir yoğunluk var. Yine çiftçilerimize de teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar. İzninizle ben bir de Fatih Bey'e dönmek istiyorum. Fatih Bey'i tanıyalım. Buyurun. Fatih Cengiz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Koordinatörü. Bizleri misafir ettiğiniz için Fatih Bey sizlere de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz Kırmızının Gücü Tarla Günleri serisine başladık. Tekirdağ'daydık. Bugün Çorlu'dayız. Tekirdağ'daki ayçiçeğini dinledik. Bugün burada biraz bu bölgeyi sizden dinlemek istiyoruz. Pazar paylarını soracağız ama öncesinde bölgedeki LG Tohum ailesi ve LG yapılanmanızı sizlerden dinlemek isteriz. Teşekkür ederim. Ben firmada 4 yıldır çalışıyorum. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin satış koordinatörlüğünü yapıyorum. Bölgede 3 arkadaşımız var benim haricimde. Hem ayçiçek hem de diğer ürünümüz olan mısıra çalışan. Bizim şu anda son 2 yıldır, 3 yıldır yaptığımız satış ataklarıyla %60'ın üzerinde bir pazar payıyla pazar liderliğimiz var burada. Hemen hemen her ayçiçek segmentinde en çok satılan ürünler genelde LG Tohum ürünleri oluyor. Biz Çorum'a, Samsun'a ve Amasya'ya arkadaşlarımızı yerleştirdik. Tam olarak orta nokta, tüm ürünlerin de orta noktası zaten. Buralardan tüm çiftçilerimize teknik destek vermeye çalışıyoruz. O arazileri ziyaret ettiğimizde çiftçilerimizin daha yüksek verim almalarını sağlamak bizlerin de tabii ki mutlu ediyor. Dönüşü bize oluyor, tüm ülkemize de oluyor. Şu anda da çok mutluyuz. Gayet başarılı bir şekilde gidiyor. Büyümeye devam edeceğiz gibi görünüyor şu an. Harika. Yani iddialı bir laf söyledi. Buradan Mustafa Bey'in de kulaklarını çınlatalım. Mustafa Bey Tekirdağ'da biz buranın lideriyiz ve hakimiyet bizde dedi. Siz de aynısını Çorum bölgesi Mecitözü için söylediniz. Biraz da buranın çiftçisinin beklentilerini, ayçiçeğiyle olan ilişkisini, hangi çeşitleri, gerçi çeşitleri biraz daha detaylısını da konuşacağız ama biraz o zaman bu bölgenin çiftçisini sizden dinleyelim. Burası, ben aynı zamanda İç Anadolu'ya bakıyorum. Orada sulu tarım var. Damlama veya yağmurlama ile ayçiçeğini yapıyorlar ama bu bölgede %90'ın üzerinde kuru tarım yapılıyor. Daha doğrusu sulu alanlarımız var ama oraları başka ürünlere ayırabiliyor çiftçilerimiz. Münavebe sırasında ayçiçeğini buralarda yerler ayrılabiliyor. Ha, bu arada bizim, sözünüze geleceğim ama hangi ürünler var ayçiçeğinin dışında? Biraz da aslında bu bölgenin tabii, ürünlerini de tanıyalım. Tüm Karadeniz'i ele alırsak çok polikültür bir yer ama Çorum'u ele alırsak soğan, en önemli ürünlerden birisi buğday, arpa yine aynı şekilde. Mısır bu senenin kuraklığından dolayı oldukça azaldı ama yine ekilen ürünlerden birisi. Şeker pancarı tabii tüm bölgelerimizin olduğu gibi buranın da baş taşlarından. Ama ayçiçeği de şu anda ülkelerinde dünyanın da kuraklığa gittiği yıllarda kuru olarak yetiştirilip insanlara yüksek fayda sağlayabildiği için giderek artan bir popülaritesi var. Biz de oralara daha kuraklığa dayanıklı, daha kıraç alanlarda yüksek verimler verebilecek çeşitleri sunmaya çalışıyoruz. Diğer mahsullere göre
maliyeti daha düşük bir üründür ayçiçek. Hele suların azaldığı dönemlerde soğan gibi, mısır gibi ürünleri ekemediklerinde bu tarz ürünlere yönelebiliyor çiftçilerimiz. Biz de bunların çalışmalarını yapıyoruz. Gayet de başarılı sonuçlarımız var. O çeşitlere gireceğiz zaten. Size evet, birkaç sorum daha olacak. Sizi biraz soluklandıralım. Tamam. Hemen yine Zekeriya Bey'e dönelim. Mikrofonu verelim Zekeriya Bey size. Bahsettiği gibi bölgedeki kuraklıktan da bahsetti biraz Fatih Bey. Siz peki bu tabii tüm dünyada ve Türkiye'de olduğu gibi de tarımsal kuraklık artık su sorunu hepimizin ve bütün firmaların, bütün çiftçilerin artık sorunu. Siz çeşitlerinizi seçerken bölgeye göre bu kuraklık toleranslarına gibi hangi özelliklere göre çeşit seçiyorsunuz çiftçilerimize? Onları dinlemek isteriz. Teşekkürler bu sorunuz için. Sonra da arkadaki tarladaki çeşitleri soracağım size. Şöyle söyleyebilirim. Biz firma olarak ayçiçeğinde çeşit seçerken verim ve yağ oranına önem veriyoruz. İlk kriterimiz bir kere verim ve yağ oranının yüksek olması. Daha sonra Fatih Bey'in de söylemiş olduğu gibi küresel kuraklıktan kaynaklanan Türkiye'yi de etkileyen bir kuraklık kuşağı yaşıyoruz. Bu nedenden dolayı tarlaya ekeceğimiz ürünlerin mümkün olduğunca kurağa yüksek tolerans göstermesi gerekiyor. Bu şekilde çeşit seçerken buna çok önem gösteriyoruz. Yeni geliştirdiğimiz çeşitlerde de kurağa yüksek tolerans, kurağa yüksek dayanabilme kabiliyeti bizim için en önemli kriterler arasında yer alıyor. Bunun dışında Karadeniz bölgesinin ayrı bir özelliği de var hastalıklar yönünde. Mildiyoya karşı dayanıklı çeşitlerin burada ekilmesi çok önemli. Mildiyo hastalığı çünkü yıllardan beri bölgenin problemi olmuştu. Bu konuda da çiftçilerimiz çok şanslı. Özellikle yeni geliştirdiğimiz çeşitler şu anda Türkiye'deki mildiyonun bilinen ırkların hepsini tolere edebiliyor. Yani LGT tohumu... Başa çıkmayı başardınız mı? Evet, harika. Aynen o şekilde. Yani şu andaki yeni çeşitlerimizden çiftçilerimiz ektiği takdirde hiçbir şekilde mildiyo problemiyle karşılaşmayacaklar. Bu da sevindirici bir haber çiftçilerimiz açısından. Onun dışında oroban paraziti diye gene mücadele ettiğimiz bir parazit var ayçiçeğin sorunları arasında. O konuda da kendimizi çok geliştirdik. Orobanja yüksek toleranslı olan çeşitli ORX grubu dediğimiz ürünler ve ORX grubuna yakın olan dediğimiz kendini orobanja karşı genetik olarak koruyabilen çeşitlerimizi çiftçilerimize şu anda sunuyoruz. O konuda da çok geliştirdik kendimizi. Şu anda tarlada LG5480 çeşidimiz var. Burada Çorum bölgesinde bu çeşidimizi tanıtmak istiyoruz. Ve baktığımız zaman şöyle biraz gireceğim ben tarlanın içerisine tamam, ama. Tamam, uygun mudur Osman Bey? Tamam, buyurun. Demin bahsettiğimiz kuraklık toleransına karşı ortasına kadar tane tutma kabiliyeti çeşidin en büyük özellikleri arasında yer alıyor. Bu verime direkt etki eden bir faktör. Hiçbir şekilde mildiyo ya da orobanş problemi yok çeşitle ilgili. Hem Çorum bölgesi, Karadeniz bölgesi için önerdiğimiz bir çeşit şu an tarlada olan ürünümüz. Aynı zamanda İç Anadolu bölgesi için de yeni trend olarak şu anda gündemde olan ve çiftçiler arasında gerçekten çok konuşulmaya başlayan bir çeşit. Şimdiden çiftçilerimize bereketli olsun diyorum. Niçin? Asıl programımıza da daha detaylı bilgiler vermek istiyoruz. Bizi takip etsin çiftçilerimiz. Daha geniş bilgiler kendilerine verelim. Çok teşekkür ediyoruz. Birkaç sorum daha olacak. Size geri dönüş yapacağım ama süremiz el verirse. Şimdi Fatih Bey'e tekrar mikrofonu uzatalım. Fatih Bey biz şimdi gelirken daha yayın öncesinde burası hep ayçiçeği bölgesi belli ki tarlalar ve inanın çok büyük dekarda bir tarlanın tamamen simsiyah olduğunu ve kuruduğunu gördük. Ama bu tarafa doğru geldik de sapsarı ayçiçeği tarlaları bizi karşıladı. Bu hastalık ve zararlı mı aslında bu çeşitlerin öneminden mi bu fark? Şöyle çünkü aynı toprak aynı yerde ikisi de. Aslında aynı toprak değil. Değil mi? Çeşitle alakalı da olabiliyor. Aynı zamanda toprak yapısı da değişebiliyor. Biz bu her farklı toprak tipine göre denemelerimizi yapıp oradaki en yüksek verimli çeşitleri o çiftçilerimize önermeye çalışırız. Çünkü aynı çeşit her toprakta aynı verimi veremeyebiliyor. Oradaki tarlanın toprak yapısı ya da çiftçimizin uygulamaları etkilemiş olabilir. Zaten 4 faktör vardır bizim işimizde. Birincisi çeşit seçimi, ikincisi toprağın yapısı, üçüncüsü iklim, dördüncüsü de çiftçimizin uygulamaları. Hepsi iyi olursa çok iyi sonuçlar alıyoruz. Her eksik parça bize daha düşük verimler sunabiliyor. Hemen karşımızdaki tarlada da benzer görüntüler var. Evet. Bazen kuraklıktan, sıcaklardan etkilenip bu şekilde sorunlar çıkartabiliyorlar ama biz
en iyi çeşitleri önermeye çalışıyoruz. Peki biraz da pazar paylarından konuşalım sizinle. Bölgedeki liderliğinizden bahsettiniz. Böyle ben rakamlar verecek olursak ayçiçeğindeki pazar payı Çorum'da nedir? Yaklaşık %65'ler civarlarındayız burada. Çorum derken tabii biz Tokat'ın belli bir kısmını da katıyoruz buraya. Kırıkkale civarlarını da katıyoruz. Hem Grand Star teknolojisine sahip ürünlerde hem de düz çeşitlerimizde, OR grubu dediğimiz çeşitlerde tüm pazarların lideri konumundayız. Tohumumuz yettiği kadar satabiliyoruz. Bir de öyle bir durumumuz var. Bu sene hatta az önce 3 kişi var demiştik. Bir arkadaşımızla daha başlayacağız bir ay içerisinde. 4 kişiyle bu bölgeye, benle birlikte 5 kişiyle teknik hizmet sunacağız. Hem o pazarlardaki payımızı korumak hem de üzerine çıkabilmek için. Az önce ayçiçeğin ekim alanını sormuştunuz. Giderek artacak bir ivmesi var ayçiçeğinin. Çünkü dediğimiz gibi bu küresel ısınma ve kuraklık devam edecek gibi görünüyor. Bu durumda da insanlara en çok katkıyı sağlayacak ürün ayçiçek olarak göze çarpıyor. Ülkemizin de ihtiyacı var. Biliyorsunuzdur Türkiye'de üretilenin neredeyse yarısı kadar da biz yurt dışından almak zorunda kalıyoruz bu ürünü. Ve çok büyük döviz kayıplarına sebep oluyor. Biz de o nedenle insanları ayçiçek ürününe teşvik etmeye çalışıyoruz. Harika. Umarım faydalarını hep beraber görürüz. Harika. Şimdi artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Aslında böyle buradan sizi izleyen çiftçilerinize, gerçi yarıdan çoğu şu an karşımızda ama neler söylemek istersiniz? Bölgeyle ilgili, ayçiçeğiyle ilgili ve işte mesela buranın hasadıyla ilgili, belki ne zaman hasat edilecek? Başladı mı? Başlayan yerler ufak ufak var ama asıl hasatlarımız 15-20 gün sonra başlayacaktır. Bir ay, 1,5 ay içerisinde bitecek. Eylül sonunu bulmayacak buradaki hasatlar. Biz ilk önce kalabalık bir ekibiz, kalabalıklaşıyoruz. Çiftçilerimizden her türlü soruda bize ulaşmalarını istiyoruz. Hem genel merkez numaralarından, internet sitelerinden, web sitelerinden, tanıdıkları her yerden bize ulaşabilirler. 7/24 telefonlarımız açık, her türlü konuda bize ulaşsınlar. Bazen çünkü herhangi bir şeyi yanlış anlayıp yanlış yorumlayabiliyorlar. O da kendilerini zarar görmelerine sebep oluyor. Bizlerden doğru bilgiyi alabilirlerse eğer daha iyi sonuçlar alacağız. Teknik danışman olarak geçiyoruz bizler sahada. Bizlere danışmalarını rica ediyoruz sadece. En doğru bilgileri verebilmemiz için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Zekeriya Bey, artık dediğim gibi programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Siz gerçi ürün müdürü olarak bütün bölgelere hakimiyetiniz var söz konusu. Çorum bölgesindeki çiftçiye, ürün çeşitlerine neler önermek istersiniz, neler söylemek istersiniz son olarak? Ben genel olarak bir şey söylemek istiyorum. Müsaade ederseniz bu sene yeni sunduğumuz ürünlerde özellikle sınırlı sayıda tohumumuz var. Sınırlı sayıda üretimimiz var. Şimdiden çiftçilerimiz tohumlarını ayırtabilirlerse gerçekten çok kazanç çıkacaklar. Kendilerine bunun garantisini ben veriyorum. Bu ürün olsun. Bölgede demin Fatih Bey'in söylemiş olduğu diğer segmentlerde Grand Star herbisine toleranslı olan LG5559, LG5580 çeşitlerimizin de bir satışını gerçekleştiriyoruz. Bu çeşitlerimizi de aynı şekilde öneriyoruz çiftçilerimize. Farklı yerlerde farklı ot problemleriyle mücadele etmeleri açısından da bu segmentler önemli. Ben biliyorum bu civarda ekili olan LG5521 CLP çeşidimizin olduğu tarlalarımız da var. Onlardan da eken çiftçilerimiz gayet memnunlar. Ben çiftçilerimize buradan dediğim gibi sınırlı sayıda üretilmiş olan tohumlarımızdan şimdiden ayırtmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sözü almak ister misiniz son olarak Fatih Bey? Konya'da bizi neler bekliyor? Belki biraz onun da buradan birkaç ipucunu vermiş oluruz. Son cümlelerinizi almış olalım. Konya'da birkaç çeşitle gidiyoruz. Belki 3 ya da 4 çeşit satıyoruz ama biz İç Anadolu bölgesinde bizim portföyümüzdeki tüm 18 çeşitin tamamından bir miktar satıyoruz. Hepsinden iyi miktarlarda satıyoruz aslında. Konya'da sizi ne bekliyor? Çok yüksek verimler bekliyor buradan çok daha. Çünkü damlama sulamayla çok iyi bakımlar yapılır orada. Ve birkaç çeşidi daha sokmaya çalıştık. Çok daha kalabalık bir topluluk da olabilir. Biraz daha sıcak bir hava olabilir. Şimdiden söyleyelim. Süper. Alışkınız biz ona Tekirdağ'da. İnşallah görüşeceğiz orada çok tekrar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli Agro TV izleyenleri, LG Tohum'la birlikteydik. Çorum Mecitözü'ndeydik. Kırmızının gücü tarla günlerinden seslendik sizlere. Canlı yayınımızda bahsetmeye çalıştık. Ben Zekeriya Bey'e, Zekeriya Akgül Ürün Müdürü'ne ve Fatih Cengiz'e, İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Koordinatörü. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğu bilgiler için. Biz programımızla devam edeceğiz. Bant yayınlarımızı çekmeye devam edeceğiz. Bugün Çorum'dayız. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum.